Henüz çok gençken kocasını kaybetmiş, ondan kalan tek oğlunu yetiştirmek için dişini tırnağına takarak çalışmıştı. Onu kimseye muhtaç etmeden okutabilmekti arzusu. Bu hayallerle geçirdi günlerini. Gençti, güzeldi ama geri çevirmişti evlenme tekliflerini. Oğlunu yaban ellere vermemek istiyordu. Başkalarına çamaşır yıkadı, temizlik yaptı, oğlunu hiçbir şeye muhtaç etmedi. Mesleğini eline alınca artık kalan ömrünü yavrusunun yanında geçirecekti. Bu hayallerle geçti yıllar, bu hayallerle bitti yıllar. Nihayet oğlu hukuk okudu. Hakimlik görevine başladı. Anne sevincinden yere göğe sığmıyordu. Sıra oğluna layık kız bulmaya geldi. Bunu da bulunca artık gözleri arkasında kalmayacaktı. Tam istediği gibi bir kız buldu. Dışını görüyor, içinden haberi yoktu. Seviyordu gelini, öz evladı gibi. Bir an önce düğün olsun istiyordu. Sanki kendi evlenecekti. Bir an önce taşınmak istiyordu yeni evlerine. Artık bir köşeye oturup torunlarını sevecek, geçmiş onun için tatlı bir hatıra olacaktı. Nikah gününe bir ay kalmıştı. Damat gelini alarak yeni evlerine yerleşecek, eşyaların yerlerini ayarlayıp ölçülerini alacaklardı. Bütün eşyaların yerleri ayarlanmış, tek tek güzel bir görüntü kazandırılmıştı. Bu sırada gelin kız nişanlısına dönerek, "Cihan, bu böyle güzel oldu ama şu çöp tenekesini nereye koyacağız?" Şaşırdı genç adam, hayret dolu sesle. Koskoca evde bir çöp tenekesini koyacak yer mi bulamıyordu? Tezgahın altına koy. Yok yok, hiç olur mu? Balkona koyarsın. Oraya da hiç uymaz. Yahu çöp tenekesini koyacak yer bulamıyor musun? Genç kızın ağzından çıkan cümleler genç adamın kalbine işlemiş, beynini döndürmüştü. Varlığında baş tacı olan annesi, kendisi için el kapılarında çalışan annesini demek ki bir çöp tenekesi yerine koyuyordu. Demek annesi çöp tenekesiydi. O çilekar, o fedakar kadını canı gibi sevdiği annesini koyacak yer bulamıyordu. Tek kelime konuşmadı. Eve dönünce de bir şeyden bahsetmedi. Zavallı anne, gelinin kendisi hakkında düşündüklerinden habersiz, nasıl olduğunu soruyordu durmadan. Onu övüp duruyordu. Acı acı güldü bu durum karşısında genç adam. Nihayet nikah günü gelmişti. Bütün hazırlıklar bitmiş, arabalar dairenin yolunu mekan tutmuşlardı. Salon ağzına kadar doluydu. Dışarıya taşan davetli kulesinde heyecan kol geziyordu. Ve o an memur geline sordu. "Kızım, Ahmetoğlu Cihan'ı zevceliğe kabul ediyor musun?" "Evet," dedi genç kız sevinçle. "Peki oğlum, sen Zeynep kızı Zeliha'yı zevceliğe kabul ediyor musun?" "Hayır, etmiyorum," dedi genç adam. Salon birden ayağa kalktı. Herkes hayretler içindeydi. Cihan'a bakıyordu. Memur şaşırmıştı. "Peki şimdiye kadar neredeydin?" dedi sert bir tonla. "Efendim, babam beni küçük yaşlarda bırakıp gitti. Vefat etti. Annem dışarılarda çalışarak gençliğini bana harcadı. Çalıştı, çabaladı. Beni okuttu, adam etti. Giymedi, giydirdi. Yemedi, yedirdi. Annem benim yanımda oturacak. Rahat edeceği zaman bu gördüğünüz gelin hanım annemi bir çöp tenekesi yerine koydu. Evde onu koyacak bir yer bulamadı. Annemi bir çöp tenekesi olarak görüyor ve istemiyor. Benim annemi istemeyen, ona bu şekilde muamele yapan kadını ben de istemiyorum. Varsa annesine çöp tenekesi dedirtecek, buyursun gelsin alsın." Yerinden kalkarak annesini aldı, hayret ve gözyaşları içerisinde salondan ayrıldı genç adam. Bu ve benzeri hikayelerimizin çok daha fazlasını dinlemek istiyorsanız, lütfen aşağıda bulunan
abone ol işaretinden kanalımıza abone olunuz. Böylece çok daha fazla hikayelerimizi sizinle paylaşabilelim.